umarım iyisinizdir. Bugün sizler için bugüne kadar kullandığım en efsane ürünü tanıtacağım. Bence çok mükemmel bir ürün olmuş. Geçenlerde çektiğim videoda McDodo'nun kablosuz şarj istasyonunu anlatmıştım. Şimdi de kablosuz powerbank'ini anlatacağım. Arkadaşlar ürün burada. Oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Tabii ki videoyu çekmeden önce bu ürünü kullandım, test ettim. Ondan sonra sizlerle hem deneyimlerimi paylaşmak için beraber kutu açılışı yapalım istedim. Hem de aynı zamanda ürünü kendimiz test edelim. Sizlere de gösterelim istedim. Şimdi beraber kutu açılışını yapalım. Ardından nasıl şarj ettiğini ve teknik bilgilerini beraber değinelim. Videoyu çekmek için tabii ki bize bir tane kablosuz şarj desteği olan bir telefon, bir de ürünün kendisi lazımdı. Ayrıca burada ekstradan bir tane adaptör var. Onu da şimdi söyleyeceğim sizlere. Öncelikle bir 360 derece kutuyu gezelim şöyle. Ardından üzerindeki ibarelere bakalım. Şimdi burada çok güzel, çarpıcı bir özellik var. Bunun da ne olduğunu zaten görüyorsunuz. Bakın şurada arkada da gösterildiği gibi bu ürünü hem telefon tutucu olarak hem de powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu üründe 20 watt kablolu hızlı şarj desteği var. 15 watt kablosuz şarj desteği var. Bir de telefonun arkasına yapışıp kaldığını gösteren bir ibare var. 5000 mAh gücünde bir powerbank bu. McDodo'nun bence çıkardığı en güzel ürün diyebilirim. Çok beğendim. Bilmiyorum neden bu kadar beğendim. Sizlere onları tekrardan söyleyeceğim. Burada ürünle ilgili bilgiler var. Teknik detaylara çok fazla girmek istemiyorum. Nasıl kullanıldığına falan bir bakalım. Kutusunu şimdi açalım arkadaşlar. Ben tabii ki daha önce açtığım için kutusu şurada küçük bir yırtılma olmuştu. O yüzden kendim bantladım. Şöyle kutudan çıkaralım. Bu arada tasarımın da çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani kutusu falan da çok güzel. Diğer şarj istasyonunun da kutusu çok güzel gelmişti. Paketlemeleri falan 10 numara olmuş diyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi kutu içerisinde bir tane iki ucu da tip C olan kablo bulunuyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bir de ürünün kendisi bulunuyor. Şöyle çıkaralım. Tabii biraz zorlandık çıkarırken. Evet. Şöyle bir tane kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Bunlar da her zamanki gibi söylediğimi söylüyorum. Ürün aldığınızda okursunuz inşallah. Bakın şöyle göstereyim. Ürünün burada şarj yüzdelerini gösteren bölüm var. 4 tane LED var. Her biri %25'e tekabül ediyor. Birçok powerbank'te de bu şekilde zaten. Burada bir McDodo ibaresi var. En çarpıcı özellik de burada arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hem telefon tutucu olarak kullanabiliyorsunuz hem de powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Yani iki ürün alacağınızda bir üründe iki ürünü test etmiş oluyorsunuz. Şurada MagSafe işaretimiz var arkadaşlar. Zaten telefonumuzda da görünmeyen bir MagSafe var. Telefonda yine bu kısımda mıknatıs tozu dökünce belli oluyor denemek isteyenler için. Bakın bu şekilde telefona direkt yapışıyor. Yapıştırdığımız gibi gördüğünüz hemen tak çalıştır bir şekilde şarj olmaya başladı. Üstten de şarj etmeye devam ediyor. Şimdi bu iPhone telefonlarda 8 Plus'tan başlıyor. 13 Pro Max'e kadar kullanılabiliyor. Yine Android'lerde de hızlı şarj desteği olan tüm telefonlarda kullanılabiliyor. Şimdi şöyle bir veri var. McDodo'nun kendi paylaştığı veri bu. iPhone 13 mesela şarj %50 iken 30 dakikada full şarj yapabiliyormuş. Huawei P40'ı da yaklaşık 30 dakikada yine %55 şarjdan %100'e kadar şarj edebiliyormuş. Oldukça güzel bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Şurada bir tip C girişimiz var. Buradan hem şarj edebiliyoruz ürünü hem de telefonu şarj edebiliyoruz. Buradan bakın şöyle göstereyim. Bu arada ürünün içerisinden adaptör çıkmıyor. O yüzden şarj etmek için bir ucu adaptörü bir ucu da buraya takıyoruz. Böyle takıyoruz. Ardından telefonumuza takacağız. Hızlı şarj desteği olduğunu söylemiştim. Bakın telefon şarj olmaya başladı. Şimdi bu adaptör de 20 watt hızlı şarj desteğine sahip. Bu ürün de 20 watt hızlı şarj desteğine sahip. Oldukça hızlı şarj edeceklerini düşünüyorum. Ayrıca diyelim ki işte kablomuz yok ki ben çoğu zaman kablosuz kullandım zaten. Şöyle bakın direkt yapıştırıyorum. O kadar sağlam ki bakın şimdi şöyle bir test yapacağım. Gördüğünüz gibi telefon düşmüyor. Bakın şöyle biraz sallıyorum. Yani oldukça hızlı tutuyor. Yani sert bir duruşu var. Şöyle göstereyim. Yani bakın. Daha sonra telefonu sallayalım şöyle. Bakalım bırakacak mı diye. Daha sert yapıyorum.
hızlı yapıyorum ama hiçbir şekilde bırakmıyor. Yani şöyle yatay da koyabiliyorsunuz bu arada, onu da göstereyim. Mesela film izlemek istediniz. Şöyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi telefon tuttu. Böyle uzaklaştırıp kendinize doğru ayarlayabilirsiniz. Bence çok şık bir duruşu var yani, bunu söyleyebiliriz. Ayrıca şöyle tekrardan göstereyim. Bu şekilde de bırakıp telefonu yine ofiste falan kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir çepeçevre bakalım. Ne kadar sağlam olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Ben bunu bir kere düşürdüm. Herhangi bir iz falan göremiyorum üzerinde. Ben şimdi iki renk seçeneği vardı bunda. Beyaz ve gri olarak. Gri almanızı tavsiye ederim. Yorumlarda okudum. Beyazlar çizilebiliyormuş. Yani denemedim ama birkaç kişinin yorumunda görünce belki öyle bir kronik sorun olabileceğini düşündüm. O yüzden gri almanızı tavsiye ederim. Ayrıca şimdi soru soracaksınız şeyle ilgili, kılıfla ilgili. MagSafe kılıfınız varsa zaten direkt şarj edebiliyorsunuz. Ama MagSafe kılıfınız yoksa yine şarj ediyor bazı kılıflarda. Hepsinde değil, bazılarında. Mesela şöyle uygun şeffaf kılıflarda şarj ediyor. Ama mıknatıs gücü birazcık zayıf oluyor. Şöyle takayım hemen. Bakın tutturuyorum. Aslında tutuyor ama şöyle göstereyim. Bakın çok sağlam değil. Yani birazcık salladığımda bırakıyor. Ürünün bir de 10.000 mAh versiyonu var. Ondan biraz daha büyük, telefonun boyu kadar. Kendiniz ihtiyacınıza göre bu ürünü seçip alabilirsiniz. Bana bu yeterli oluyordu. Şöyle söyleyeyim. Ben %15'ten %100'e kadar şarj ettim. Şarjı tamamen bitmedi. Daha sonra bir %50'ye kadar da şarj ettim. Yani 1,5 defa falan şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzun pili iyi durumda değilse gün boyu bunu yanınızda taşıyabilirsiniz. Çok ağır bir şey değil. Ayrıca seyahatlerde falan çok da iyi oluyor. Kendisini de şarj etmeniz çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Hızlı şarj desteğiniz varsa birkaç saatte şarj edeceksiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.